Özel Ordu Umut Hastanesi, Karadeniz'de zaman ve mekanı sunar. Karadeniz'de zaman ve mekan programıyla tekrar karşınızdayız. Herkese merhabalar. Bugün yine önemli bir konuğumuz var. Doktor Gökhan Demir. Hocamızla ordunun somut olmayan kültürel mirası üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Zahmet verdik sizlere. Estağfurullah. Öncelikle kendinizden biraz bahsedebilir misiniz hocam? Gökhan Demir, Ordu'da doğdum. Ordu'nun bir dağ köyü, sınırdayız aslında, topraklarımız Giresun'a bağlı ama tam Ordu sınırındayız biz. Birleştirilmiş sınıfta ilkokulu okuyup, orada aslında o atalar kültürünün, daha önceden de konuştuğumuz o atalar kültürünün içine doğup, oradan kültürün içine doğmuş birisi olarak, en sonunda zaman bizi savurdu, en son doktoraya kadar süren bir eğitimimiz oldu. Edebiyat öğretmeniyim, edebiyat memuruyum aslında. Sosyal Bilimler Lisesi'nde, Ordu Sosyal Bilimler Lisesi'nde edebiyat memuruyum. Hocamın beni tanımladığı bir ifade vardı. Konumuzla da alakalı olduğu için söyleyeyim. Toprağın tuzundan, toprağın tuzu olanlardanım. Öyle diyelim. Güzel bir şey. Evet, hasbelkader. Yani tabii öyle diyelim. Toprağın tuzu olanlardan olmak için uğraşıyoruz. Ömrümüz boyunca öğrenci olma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Doktora yaptım, doktora tezim. Lisans mezun. Lisansım Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi'nden mezunu. Yüksek lisansımı gene yeni edebiyat üzerine yaptım Atatürk Üniversitesi'nde. Daha sonra KATÜ'de eski Türk edebiyatı üzerine doktora yaptık. Belagat üzerine bir çalışmamız oldu. İlahiyatla da yakın. Ben görünce zaten bir kalınlığından falan korktum hocam. Yani. Evet, 600 sayfaya yakın hacimli bir tez oldu. Mustafa İsamettin, 17. 18. yüzyılda yaşamış Mustafa İsamettin'in telhis tercümesi bu bir. Telhis belagat alanında meşhur bir eser. Onun Et-Tansisül Muntazar fi Şerhi Ebiyatit Telhis vel Muhtasar diye açık ismi böyle. Açıklaması da Tansisül Muntazar beklenen araştırma. Fi Şerhi Ebiyatit Telhis vel Muhtasar. Telhis ve Muhtasar'dan beklenen araştırma diye. Telhiste geçen beyitlerin açıklanması üzerine, belagat üzerine, incelenmesi üzerine bir tez, metin inceleme, transkripsiyonlu metin. Böyle bir çalışmamız oldu. Daha sonraki süreçte konumuzun doktor, yani şu anki kültürel miras ürünlerinin alanımda çok fazla ilgisi yok. Halk edebiyatına daha çok yakın. Evet. Ama biraz önce söylediniz ya zaten, hani kendinizi tarif ederken evet, bu kültürün içerisinde doğdum dediniz. Evet. Ondan sonra edebiyatla bir münasebetiniz var. Yani dolayısıyla bu münasebet aslında biraz şanslı olduğumu hissediyorum. Babamdan ötürü. Babamla fazla vakit geçirdim çocukluğumda. Tabii dedemden babama, babamdan bana bu şekilde devam eden bir o kült meselesi, atalar kültü meselesi devam etti. Hamd ediyorum tabii bu noktada. Babamın yetiştirmesiyle biz birazdan bahsedeceğimiz şeylerin birçok izi aslında babamın dilidir. Babamın da dedemin dilidir. Yani babam bize kimin oğlusun diye sorduğu zaman kendini söyletmezdi mesela. Dedemi söyletirdi. Değil mi? O kültü bu şekilde zaten devam etti. Zaten bu kültür de bu şekilde devam etmiyorum hocam. Yani onlardan alıyoruz, devam ediyoruz. Tabii bu sıralar bir kesinti var. Yani şehirleşmeyle falan. Evet. Ama daha öncesinde zaten o nesilden elde etmiş olduğumuz onu devam ettirmek bilgiler için çabalıyoruz diyelim hocam. Geçen bir yazı okudum. Bir genç tarafından yazılmış. 21 yaşında bir genç. Oradaki şu ifade çok hoşuma gitti. Biz şimdi hep gençlere geleceğin nesli diyoruz. Hani geleceğin mimarı siz olacaksınız falan. Gençliğin şöyle bir serzenişi var. Diyor ki geleceğin mimarısınız diye bize sürekli atıfta bulunuyorsunuz. İhaleyi bize bırakıyorsunuz. Şu anki zamanda siz yaşamıyor musunuz? Siz niye yapamadığınız şeyi bize ihale ediyorsunuz diyor. O yüzden bizim üzerimize çok şey düştüğünü düşünüyorum ben bu noktada. Evet, bunlar biraz daha derin meseleler evet hocam. Biz kendi konumuza dönelim müsaadenizle. Şimdi az önce de açarken ben somut olmayan kültürel miras üzerine konuşacağız dedim. Önce onunla başlayabilir miyiz? Yani somut olmayan kültürel miras kavramı nedir? Evet, somut olmayan kültürel miras kavramı yeni bir kavram aslında hocam.
30 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkmış bir kavram, somut olmayan kültürel miras. Miras kelimesinden başlamak lazım aslında. Miras geçmişten bugüne kalan, bizden sonraki süreçte de az önceki konuştuğumuz minvalde, bizden sonraki süreçte de aktaracağımız o değerlerimiz. Bunlar somut kültür, bununla ilgili yapılmış çok çalışmalar var. Esasında ta 2. Dünya Savaşı'na kadar da gidiyor bu. 2. Dünya Savaşı'nda ortalık talan olunca, öyle diyelim amiyana tabirle, o kültürel mirasların korunması, onlara sahip çıkılması anlayışı doğuyor. Daha sonra 1972'de bu UNESCO'nun bir şeyi var. Burada ufakça notlarımdan da bakayım. Tabii. 1972'de dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme UNESCO'da imzalanıyor 1972'de. Sonrasında 73 yılında bu sözleşmenin kapsamı dışında kalan kültür alanlarının korunmasına yönelik bir çalışmanın yapılması UNESCO tarafından benimseniyor. 82 yılında UNESCO ve OMPİ'nin işbirliğinde folklorik anlatımların korunması, ulusal yasalarda bulunması gerektiğinin kararı alınıyor. 89'da UNESCO 25. Genel Konferansı'nda popüler ve geleneksel kültürün korunması kararı alınıyor. 94'te insanlığın yaşayan hazineleri programı ilan ediliyor. Bugünkü o dünya çapında da yaygın olan yaşayan hazineler, bizde de yapıyoruz aynı şeyleri. 97-98 yıllarında insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirası başyapıtları ilan ediliyor. Yaşayan hazine derken hocam, orayı biraz açsak. Yaşayan hazine şöyle, günümüzde mesela ordumuzda İhsan Gürdal. Mesela yaşayan hazine olarak Türkiye'de 67 kişi şu anki tespit edilen. Yaptıkları işlerden dolayı tabii mı? Tabii, o dünya çapında yaşayan hazineleri, yani öne İhsan Gürdal'ın yaptığı çalışmalarda şu anda eşi benzeri yok. Hala da devam ediyor mesela. Orada bu bir mesela Ahmet Özdemir bahsedeceğiz belki, klarnet mesela alanında Woody Allen'a klarnet satmış, o vermiş, hediye etmiş. Kemikten, mermerden klarnetler yapmış. Bunlar veyahut da Erkan Oğur'un o perdesiz gitar mesela, bunlar evet, bunun gibi yani öne çıkmış. 99'da konunun folklor yerine daha güçlü bir terimle karşılanması düşüncesi benimseniyor. UNESCO Genel Konferansı'nın 30. Genel Kurulu'nda popüler ve geleneksel kültürün korunması üzerine yeni bir belge hazırlanması kararını alınıyor. 2001 yılında UNESCO Genel Konferansı 31. Genel Kurulu'nda bu konuda bir sözleşme hazırlanmasının imkanları hazırlanıyor ve 2003 yılında da zaten 17 Ekim 2003'te de UNESCO Genel Kurulu Konferansı'nın 32. Genel Kurulu'nda somut olmayan kültürel miras ürünlerinin korunması sözleşmesi imzalanıyor. Türkiye buna çok çabuk reaksiyon gösteriyor. Hemen 2006'da, 19 Ocak 2006'da bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanıyor. 21 Ocak'ta resmi gazetede yayımlanıyor. 27 Mart 2006 tarihinde de Türkiye resmen sözleşmeye taraf oluyor. Somut olmayan kültürel miras aslında, bu Türkiye'de de bunun yürütücüsü de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Eğitim Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü yürütücüsü. Ne yapıyorlar hocam? Yani onu açabilir bu somut misiniz? Olmayan kültürel miras dediğimiz şey aslında hocam şu anda yaşayan kültür, öyle diyelim. Somut olanlar zaten belli, taşınmaz olan kültürel miraslar bunlar. Sizin alanınız daha çok. Bu taşınmaz olan, orada onu korumamız gereken sit alanları bu şekilde. Ama somut olmayan kültürel miras ürünlerini baktığınızda şöyle tanımlıyor. Öyle gidelim şeyden. Sözleşmede nasıl tanımlamış? Toplulukların, grupların, kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatılar, bilgiler, beceriler, bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar. Yani şu anda hali hazırda canlı olarak yaşayan, yeniden oluşturulan, yeniden yaratılan ve bundan sonraki süreçte de bunun bizim bir nevi ananevi gelenek diye düşündüğümüz, öyle tasavvur ettiğimiz ifadeler, sonraki nesle de bunun aktarılması gerektiğini düşündüğümüz kavramlar aslında. Somut olmayan kültürel miras bu. 5 başlık altında toplamışlar. Bir tanesi sözlü gelenekler ve anlatımlar. Mesela destanlar, deyimler, efsaneler. Bunlar birinci başlık bu. Sonra gösteri sanatları. İşte gölge oyunları, medda, halk oyunları, halk müziği, halk sporları. Toplumsal uygulamalar, ritüeller, şölenler, bizim Mayıs 7'si, Hıdrellez şenlikleri, ölüm, doğum adetlerimiz, bu o anki tören gibi yaptığımız şeyler. Dördüncüsü doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, ki halk kültürü, işte halk hekimliği mesela,
Ondan sonra meteoroloji bizim mesela hala devam eder burada, orada devam eder. Nisan ayında bir 7 gün sayarlar böyle, Nisan'dan itibaren sayarlar, ona göre tahmin yaparlar. Ağustos ayında hava yağacak, fındık ayı, eyvah derler mesela. Hala devam eder ve bunun da tuttuğuna inanırlar bu mesela. Sonrasında el sanatları geleneği, işte bakırcılık, demircilik, ahşap oymacılığı, çömlek gibi. Bu 5 başlık altında toplamış bunu şey, UNESCO. Biz de buna taraf olduktan sonra unsur toplamaya başlamışız. Biz burada, ben bu çalışmayı yaparken kültür müdürümüz Uğur Toparlak Bey'le irtibata geçmiştim. O da çok sağ olsun yardımcı oldu. Envanterleri açmıştı bana. 2008 yılından itibaren mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı il kültür müdürlüklerinden unsur tespit etmelerini istemiş. Her yıl ekipler görevlendirilmiş ve unsurları tespit etmişler. Şu anda derleme mi yapmışlar? Derleme gibi gitmişler mesela. Ahşap oymacısı kim? Neler yapılmış? İşte helva mesela, perşembe helvası mesela girilmiş, bu tespit edilmiş, sonra tescillenmiş gibi. Şu anda kayıtlı 297 tane unsur var. Türkiye'de tabii, ulusal anlamda. Bunlar ulusal açık anlamda mı yani araştırmacıya, yoksa hani yayınlanan bir şey? Envanterde açık hocam. Yani çeşitli çalışmalar son dönemde gündemde var. Şu anda mesela Cumhurbaşkanlığı İletişim Komisyonu'nda, Koordinasyon Merkezi'nin eğitim şeyinde de somut olmayan kültürel miras üzerinde eğitimler, hizmet içi eğitimler falan da var. Videolar falan da hazırlanmış. Yaşayan insan kültürü, o değerler kısmında da 67 kişimiz var şu anda. Türkiye'nin o UNESCO'nun listesinde yani uluslararası listede de soktuğu 20 tane unsur var. Ve bu ilk 5 arasında Türkiye. Bunlar neler? Onları söyleyecek olsak meddahlık mesela, sema ayin mesela, karagöz aşıklık geleneği, kırkpınar yağlı güreşler. Yani bize has olan ve evet, bizden sonra da devam edilmesi gereken. Devam ediyor. Minyatür sanatları, geleneksel Türk okçuluğu devam ediyor. 20 tane unsur. 2021 Aralık'ta şu anda da görüşmelerde Hüsnü Hat mesela. Hüsnü Hat'ın kabul ettirilmesi için çalışmalar yapılıyormuş. 2022 yılında da Nasrettin Hoca fıkraları, çay kültürü, bizim çay kültürümüz, evet, ince bardaklı bir çay belli, ipek böcekçiliği, geleneksel ahlat taş işçiliği gibi, bunların da o UNESCO'nun listesine, somut olmayan kültürel miras ürünlerin listesine sokulması için çalışmalar yapılıyor şu anki dönemde. Hocam, o zaman buradan bir araya girebilir miyim? Evet. Siz biraz önce bahsettiniz ilham kaynağım olarak, babam, daha doğrusu dedem diye bahsettiniz ama sizi böyle bir özel bir konuya çalışmaya iten sebep nedir hocam, ana sebep? Şimdi şöyle oldu hocam, esasında hem mecaz hem gerçek. Şöyle bir, bizim Gürgentepe'de öğretmenlik yapıyordum daha önceden. Gürgentepe'de mesai arkadaşım Ekin Devrim Açıkgöz, Ekin Hoca. Bunun ilk farkındalığım benim onunla oldu. O böyle Gürgentepe'de böyle bir çalışma yaptı. Somut olmayan kültürel miras ürünleri diye böyle okul çapında ufak bir çalışma yaptık. Sonra bir vesileyle Ankara'ya yolumuz düştü. Ankara'da o hamam önünde, o tarihi mekanda bir baktık ki orada bir şey gördüm ben. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünleri Müzesi. Sonra bunun üzerine eğilmeye başladık. Okulda Sosyal Bilimler Lisesi'ne indikten sonra, tayin olduktan sonra TÜBİTAK projeleri düzenliyoruz. Okulda TÜBİTAK sergileri yapıyoruz. 4006 fuar yapıyoruz. Orada öğrencilerimizle beraber bunun üzerine bir çalışma yapalım mı diye böyle bir hareketle başladık. Sonra onları da anayım burada. Furkan Aktaş, Elif Tuncay, Kezban Tokgöz, bir de Fatih Tanrı vermiş. 4 tane öğrencimle beraber, esas benim başlangıcım bu işe o. Onunla beraber başladık. Sonra biz bu ordunun somut olmayan kültürel miras ürünlerini önce bu altyapıyı öğrendikten sonra tespit etmeye çalıştık. Sonrasında da vesilesi siz oldunuz işte hocam. Ondan sonraki çalışmamızda da böyle biraz daha kapsamlı bir araştırma yaptık. Ondan sonra bu işi bildiri haline getirmiş olduk. Esas çıkış noktası bu. Tabii ki bunda dedim ya hani babam dedem de. Biz şimdi çocukluğumuzda bir dağ köyünde büyüdüm ben. Mesela ilkokul öğretmenimin kırmızı Anadolu taksisinin egzoz kokusu hala burnumdadır mesela. İşte biz ağaçlardan sallanarak oyun oynadık. Orada o kültürü çok iyi dinledik bir kere. Orada kültür ve gelenekler daha mı yoğun yaşanıyor? Ya kırsala azından geçince biraz daha öyle oluyor. Kapalı hocam. Olmuş. Yani kırsal biraz daha kapalı. Sonradan da vesile oldu. Erzurum'da okuyunca direkt zaten halk kültürünün içine gittik zaten. Aşıklık geleneği, o aşıklar kahvesi.
orada o bu şeyin devam etti. Yani orada zehri aldık diyorsunuz. Zehri aldık bir kere. İlkokul öğretmenimiz de mesela 3. sınıfta saza aşık oldum ben bağlamaya. Benim öğretmenim bağlama çalıyordu. İlkokul öğretmenimi ben yüce bir varlık olarak görüyordum. Yani bambaşka bir şeydi benim. Onda bu bağlamayı görünce o 3. sınıfta aşık olduk. Sonra üniversite 3. sınıfta bunun kursuna gidip şimdi evde bir bağlamam var mesela. Aşıklık var mı hocam? Aşıklık yok hocam. Dolu içmediniz. Yok hocam, daha bade içemedim. Duruş olarak bir aşıklık şeyi var değil mi hocam? Hocam badeyi nasip olmadı. Aşıklık nasip olmadı. İnşallah yani biliyorum istiyor musunuz ama şimdi somut olmayandan biraz somut olana geçelim evet. İsterseniz. Şimdi sizin bu biraz sonra anlatacağınız şeyler zaten bizim kitabımızda da vermiştiniz. Teşekkür ediyorum. Tarih ve kültürel boyutlarla ordu evet. İki de bunlar geniş bir şekilde yayınlandı. Yani somut olana geçelim derken hani anlattık kavramı, altyapısı hazır gibi. Evet. Şimdi biz bunların biraz daha işte gelenek tarafına, anne tarafına geçelim hocam. Yani biz işte gelenekler nedir mesela? Nereden başlamak istersiniz bilmiyorum ama kız isteme, düğün merasimi orduda nasıldır ya da bunun öncesinden başlamak isterseniz. Şimdi esasında bu dedik ya başlarken gençlerin o serzenişinden şu anda bu kültür giderek zayıflıyor aslında. Giderek yok oluyor desek öyle. Bunun da sebebi müsebbibi biziz. Önceki zamanlardaki gelenekler artık şöyle söyleyeyim. Yemeklerde de bahsedeceğiz belki biraz sonra. Yahni ve keşkek buradaki düğünlerin vazgeçilmezidir ama son dönemde artık biraz daha hazır. Tavuk döneri dikliyoruz mesela. Ekmek arası tavuk döner. Yemek işini halletmiş oluyoruz. Özellikle son bir iki senelik bu pandemi süreci de bizi çok büyük bir yıkıma uğrattı. Daha önceki süreçte bu kız isteme geleneklerinde önceden büyükler tabii bu işi yapan, özellikle bizim dedelerimiz, yani bizden iki kuşak öncesinde öyle görüp aşık olma veyahut da anlaşma bu çok nadiren olan bir şey. Büyükler bu işe karar veriyor, tavsiye üzerine. Ya bir düğünde görüyor, ya bir bayramda, ya bir merasimde görüyor damadın annesi veyahut da tavsiye üzerine. Sonradan oraya çaktırmadan, hiç bu işi belli etmedi çünkü şey çok önemli, gurur, isim çok önemli. İsim çıkarmadan, bu işi hiç belli etmeden oraya bir gidiliyor. Ve namaz kılma bahanesi, yoldan geçerken ayran içme bahanesiyle o eve bir şekilde uğranılıyor. Orada mesela kızların seccade istermiş mesela kaynana. Bana bir seccade et bakayım ki kıbleyi biliyorum hani bu geleneğe sahip mi? Veya oraya bir misafirliğe gidiyorlar. Özellikle kış zamanı burada fındık ayı bittikten sonra kışın misafirliğe çok gidilir kırsalda özellikle. Orada örgü tabii, ellerinde örgü var. Bilerek yere düşürüyor şeyi. İp yumağını. Koltuğun altına doğru. O eğilip bakarken acaba tozlu mu değil mi mesela? Bunlar bir gelenek olarak daha çok vardır tabii. Benim unuttuğum, arada söylemeyi unuttuğum şeyler de çok vardır. Ondan sonra karşılıklı anlaştıktan sonra, yani bu iş tamam olur dedikten sonra haber gönderiliyor tabii. Diyorlar ki biz size misafirliğe geleceğiz. Misafirliğe geleceğiz deyince işin rengi belli zaten. Orada misafirliğe gidiliyor. Gidildikten sonra yanı sıra bir çikolata falan götürülüyor. Bu çikolata açılıp dağıtılırsa, yenirse bu olumlu bir davranış. Ama hiç açılmazsa burada bir sıkıntı var demek. Yani bu onun gibi böyle hani kültürde de o... Bunu genelde de, Türkiye genelinde baktığımız zaman da çok örnekleri mevcut bunun. Buradan mesaj veriyor. Buradan bir mesaj. Ayakkabılarını ters koyması. Ters koyması gibi veya yön çevirmesi gibi. Oradaki şeyler de. Tabii ondan sonra görüşüp anlaşma da olabiliyor. Ama görüşüp anlaşmadan da hiç kız erkek birbirini görmeden de genel Anadolu kültürünün genelinde gene eskiden olduğu gibi. Sonrasında... Eğer öyle olumlu bir davranış olursa gidiliyor bu sefer hiçbir şey denmeden. Ama bir dahaki sefer tekrardan bu sefer diyorlar ki kız istemeye geleceğiz diyerek gidiyorlar. Ondan sonra ritüeller gerçekleşiyor. O kız isteme ritüelleri. Gene aynı şekilde tuzlu kahve meselesi. Kızı ya damadın babası veyahut da çok yakın birisi istiyor. Ondan sonra olumlu davranış olursa söz kesme, nişan ve düğüne doğru bir gidiş söz konusu. Düğün geleneklerine baktığımızda ben mesela şuna yetiştim. Bizim oralarda şöyle bir şey gördüm. Kahyası olurdu bir düğünün. Şimdi olmuyor mu hocam yetiştim derken? Yani şu anda özellikle sahil kesiminde böyle bir şey yok. Salon düğünü artık zaten hocam. Yani salon düğünü olduğu için böyle bir kahya, öyle bir geliş gidiş öyle bir şey yok.
Anlatılanları da çok dinledim. Böyle o ortamlarda olduğumuz için. Mesela düğüne o kahya, bütün sorumlusu kahya düğünün. Elinde bir bastonu olur bu kahyanın, kafasında bir şapkası olur. İşte o kahyadır yani adı üzerinde. Geleni karşılar. Gelen kişiler de sofraya oturduktan sonra sofra tutma diye bir şey vardı mesela. Sofradan kalkmazlar. Tabakları üst üste yığarlar. Orada şey isterler. Tavuk isterler. Bir hediye isterler. Geliyor tavuk diyelim ki, ondan sonra sorarlar. Tavuk mu horoz mu diye sorarlar. Tavuk derse horoz isterler. Horoz derse tavuk isterler. Yani böyle birazcık yorarlar yani orayı. Buradaki sabrı ölçmek. Sabrı ölçerler onu, ama en sonunda da bunun sonucunda da bahşişini bırakıp öyle gidiyorlar. Ama çok yoruyorlar. Eski daha da zorladıkları zaman da ahırdaki öküzü istiyorlarmış mesela. Bu babam anlatırdı gene. Öyle bir anekdot bahsedeyim de çok durmayalım. Zamanında mesela bir düğünde camlı ışık. Eski camlı ışık. Düğünün tek ışığı bu. Camlı ışık. Konak karşılanıyor. İçeri gidiyor yemek falan. O konak, gelen konak demiş ki işte öküzü istiyoruz. Ya olacak iş mi? Öküz nasıl gelsin? İstiyoruz istemiyoruz falan. Eskiden silah atma da çok meşhurdu. Şimdi o da bitti. Bitmek üzere. Kırsalda belki vardır ama silah atma meselesi artık yok gibi bir şey. Getirememişler tabii. Oradan çıkmış bir tanesi ışığı vuruyor. Düğün ışıksız kalıyor. Yani öyle bir anekdot böyle. Bunun gibi şeyler... Başlık parası var mı hocam? Başlık parası yok. Burada öyle bir şey... Orada. Bizde öyle bir başlık parası meselesi ben hiç duymadım, görmedim. Öyle bir anlayış yok. Peki hatırladınız mesela düğün merasimi sırasında... Ha, onu söyleyecektim hocam. Mesela kahyanın... Ben çocuktum o zaman. Kahya gelirdi, bahşiş toplanacak ya mesela. Ortaya bir çarşaf serer. Çarşaf serdikten sonra tabii onun yaygarasını da çok iyi yapıyor kahya olduğu için. Yetenekli kişiler olur zaten bu. Ağzı laf yapan kişiler olur. Orada der ki ben buraya bir ev kuruyorum. Hadi bakalım gelin şuraya bir ev, yeni damatla gelin de gelir oraya. Ondan sonra önce kızın babasını çağırır. Hadi şu evin der bir şeyini at bakalım. İşte kirişini at bakalım şu evin. Ondan sonra ötekini orada evin çatısını çatarlar. Bahşişlerle beraber. Ondan sonra da çarşafı kulağından toplarlar. Bahşiş böyle toplanırdı. Şimdi de salonlarda böyle değil. Salonla elimizde mikrofonu alıyoruz. Biraz daha farklı bir şey. Şu anda giderek değişiyor bu. Gelinler ata binip gidiyormuş eskiden. Gelinler de çok yiğit oluyormuş tabii. Eski Türk kültüründeki o Bamsı Beylik'teki güreş meselesi gibi mesela. Aynı şey burada hemen hemen var. Gene Allah rahmet etsin bizim bir Hacca yengemiz vardı. Çok yiğit bir kadındı. Bunun önüne, atın önüne şey çekmişler. Bir koyun çekmişler. Gelin attan aşağı eğilecek. O koyunun dört ayağını yerden keserse koçun, alıp götürecek. Kesemezse bahşişini verecek. Aynı şimdiki arabaların önüne çocukların durması gibi. O kaldırmıştı. O koçu da alıp gitmişti. Öyle yiğit bir kadındı mesela. Yakın zamanda vefat etti. Ona da rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Evet. Hocam bununla birlikte halk oyunları, horonlar, karşılamalar hakkında ne diyebiliriz bölge açısından? Hocam horon kaynağı daha doğuya gittiğimizde, yani buradan şu Mele Tırmağı'ndan ötesi hakikaten Doğu Karadeniz geçiyor ya, Orta Karadeniz. Coğrafya olarak öyle. Gerçekten de ayrılır kültür olarak da. Buradan yakın komşumuz ama Bulancak Girasun'a geçtiğimiz zaman da biraz daha kültür de hakikaten ayrılıyor. Mesela Ordu'da ben kemençeyi görmedim, çok nadir. Ama Bulancak'a öteye geçince, Giresun'dan öteye geçtiğiniz zaman kemençe orada yavaş yavaş Esbiye, Yağlıdere taraflarında kemençe başlar. Bizim bu tarafta daha çok Orta Karadeniz'e yakın olduğu için daha benim en çok gördüğüm davul zurna ve bağlama kültürü burada biraz daha etkin. En son Kamil size halk oyunları, horonları, karşılamaları sormuştu. Evet hocam, onu diyorduk. Horon konusu biraz daha doğuya gidince, yani demek ki Rize, Trabzon'da horon var ya, bizim burada oynanmıyor mu? Oynanıyor tabii ki. Gençlerimiz oynar. Bizim kendi köyümüzde de aynı şekilde böyle bir grup oradan, var. Oradan mı gelen bir... Genelde oradan gelen bir şey. Ordu, Giresun'a has olan karşılama esas bizim. Yani burada has olan davul zurna ve bağlama eşliğinde karşılama. Yalnız Ordu karşılamasıyla Giresun karşılaması arasında oynayış vuruş noktasında biraz fark vardır. Ordu karşılaması 1-2-3, 1-2-3 bu şekilde oynanır. Giresun karşılaması da 1-2-3, 1-2-3, özür dilerim tam tersi olacak. Ordu karşılaması 1-2-3, 1-2-3 bu şekilde oynanıyor. Giresun karşılaması da 1-2-3, 1-2-3 bu fark şekilde. Ne fark ediyor hocam? Ben böyle bir farklılık var. Yani birisinde şöyle erkekli kol duruşunda şöyle bir duruşu var. Erkeklerin elleri açıktır şöyle.
Böyle bu martıya benzetmişler. Bu martı hareketlerine benzetmişler. Erkeklerin omuz hizasında açık, göz hizasında hatta. Bu çökme kalkma da var işin içerisinde. Kıvrak bir oyun. O ayaklarla yapılıyor vuruşlar. 1-2-3 böyle 1-2-3 1-2-3 bu şekilde ayaklar vurularak yapılıyor. Kızlarda biraz daha kollar kırık. Şunlar böyle birleşik. Böyle biraz daha el gene karşıya açık. Kızlı erkekli karşılıklı ikişerli oynanan bir oyun. Böyle kol kola girip oynanan bir oyun değil karşılama. Gene bize has olan yani hakikaten bizim somut olmayan kültürel mirasımız olan esas oyunumuz bizim bu. Horon bakımından dediğimiz gibi oynanmıyor mu? Oynanıyor ama sadece orduya, ordudan bahsediyoruz ya, orduya has olanlardan bahsediyoruz. Mesela bizim köyün bazı gençleri vardır. Bu gençler düğünlere çağırırlar bunları hani gelin bizde de oynayın diye. Yani o derece meşhur. Bu üç ayak denilen bir oyun var gene şeyde halk arasında üç ayak diye geçiyor. Ritimle alakalı gene. Bunu oynayanlar var ama esas bize has olan, biz tabii bu dışarıdan gelen bu çalışmalarda da onu gördük oyunlarda. Dışarıdan o Rusya'nın etkisi falan, doğudan gelenlerin etkisi falan da var ama benim de tespitime göre biz daha çok Orta Karadeniz'e, yani Samsun tarafına biraz daha yakınız. Kemençe olayı bizim burada çok nadirdir. Yani orduda, ordu merkezde çok nadirdir. Giresun tarafına geçtikçe biraz daha kemençe işin içine ve horonla beraber kemençe biraz daha hareketli. İç bölgelerden kültürel etkileşim nasıl peki hocam? Tokat'tan ya da ne bileyim? Tokat'la pek alakamız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o Tokat'ın Tokat sarması falan böyle ayrı, onların ayrı oyunları var. Bu zaten Türkiye genelinde oynanan o misket, Ankara misket bunlar zaten Türkiye genelinde yaygın. O erik dalı gevrektir milli artık bir milli bir parçamız oldu. Yani bize has olanlardan bahsedecek olursak bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. El sanatları üzerine ne söylenebilir hocam bu bölgeyle alakalı olarak? Hocam el sanatlarıyla ilgili özellikle bu tabii burada o geniş bir alan el sanatları. Birkaç başlık altında aldık çalışmada bunu. Mesela klarnetten bahsettik az önce. Ahmet Özdemir şu anda bunu torunları icra ediyor. Ahmet Özdemir klarnet alanında dünya müziğine kazandırdığı bir eser. Ahmet Özdemir'in eseri 32 farklı ağaç türünden klarnet yapmış. Mermerden yaptığı klarnetin şu anda örneği yok hala. Torunları devam ettiriyor bugün çalışmalarını. Bu İran yolu dediğimiz yerde orada mekanları orada. Onlarla da mesela öğrencilerimiz vesilesiyle onlarla görüşme fırsatımız olmuştu çalışmayı hazırlarken. Efsanevi caz sanatçısı Woody Allen'a mesela hediye edilmiş Ahmet Özdemir'in klarneti. Daha sonraki süreçte İngiliz sanatçı John Bon Jovi mesela bu gene şu anda pek bilinen bir şey değil belki ama Alien Damines, Sara Elbaz, Mustafa Kandıralı, Hüsnü Senlendirici gibi sanatçılarımız da gene Ahmet Özdemir'in bu klarnetinden almışlar, kullanmışlar. Sonra dokumacılık alanında, Kozören'de yapılan bu kilim dokumacılığı, son dönemde geçtiğimiz sene belediyemizin de böyle bir çalışması oldu. Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla mesela gene motif bakımından baktığımızda esas çok eski Türk motiflerinin işlendiği görülüyor orada. Çepni kilimi de diyebiliriz değil mi hocam? Evet orada onlarla motiflerle beraber bunun halk eğitimde kursları açıldı kadınlara yönelik. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Bir farkındalık söz konusu son dönemde. Biz geçen haftalarda Kuzeron köyündeydik. Evet. Muhtar Bey, Muzaffer Bey biraz serzenişte bulundu. Yani işte aslında tanıtıldığını ama son aşamaya gelinmediğini bir türlü yani bunu bir proje ekonomiye kazandırılmadı. Ekonomi bakımından öyle ama İl Kültür Müdürlüğü'nün onları burada envanterlerde, araştırmalarda baktığımızda atölyelerde sergilerini falan yapmışlar. Gürcü Karakoç diye bir isim mesela sergisini açmış kilim dokumacılığında ama dediği doğru. Bu noktada ben de genel olarak bizim ordu yönümüzün bu noktada eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Pazarlama noktasında eksiğimiz olduğunu ben de düşünüyorum. Tamam gündeme getiriyoruz, söylüyoruz ama onu ürün haline getirip de şu mesela ilginç bir şey hocam. Dışarıdan geldiniz. Ordu neyle ilk aklınıza gelen şey nedir orduya geldiğinizde? İlk ne? Fındık. Fındık. Şimdi fındığın bir sürü çeşidi var. Yağlı fındığı var, palas fındığı var, kara fındık var, sivri fındık var, bilmem çakıldak fındık var. Şimdi siz merak ediyorsunuz.
Tanıyor musunuz? Ben bunu tanırım gördüğüm zaman. Ben tanımıyorum. Fındık yani. Şimdi normal şartlarda şöyle... Hepsini yeriz biz. Bizde balık hamsidir. Fındık da fındık. Şimdi şöyle düşündüm. Mesela balık konusunda da aynı şekilde. Şöyle bir şey belki hani haddimi aşmayarak söyleyeyim. Şu anda sahilde veya başka bir yerde bunların hepsinden birer tane dikilse. Mesela bir ocak, biz ocak diyoruz ya hani fındık. Bir ocak yağlı fındık, bir ocak palas fındık, bir ocak çakıldak fındık. Dışarıdan gelen turist de bunu görse. Burada öyle bir uygulama var. Hani fındık bazında değil ama işte sahilde farklı türden ağaçlar var. Yanlarına da yazılmış mesela. Yani onun gibi mesela şey, aynı şey. İlk aklımızda hani biz şimdi Kozören'den çıktık ya yolda muhtarın serzenişinde. Doğru yani haklı söylüyorsun. Şimdi orada bir olsa bence çok da hoş olur. Veya balık bir akvaryum yapılabilir. Şimdi herkes Karadenizlidir ama bana da sorsanız şu anda deseniz say hani filmde vardı saylan diyordu. Onun gibi say deseniz ben de belki sayamayabilirim yani çeşit çeşit sayamayabilirim. Orada olsa gözükse çupra hangisidir bilmem istavrit hangisidir görsek bence hoş olur. Söylediğin şey çok mantıklı çok güzel aslında. Dışarıdan yani. Gelen birisi için mesela. En azından sahil boyuna falan yapılabilir mesela. Evet işte oradan, orduya gelen bir adam görsün hani hiç görmeyen var çünkü. Şehre de katma değer katar reklam açısından da güzel olur yani. Evet, reklam açısından da işte o çıkış noktamız pazarlama noktası dedik ya çıkış noktamıza baktığımız zaman orada gör çünkü hiç dalında görmeyen var. Evet. Fındığı hiç dalında o potak diyoruz, posul diyoruz. Onların içinde görmeyen, hiç görmeyen, çotanağın ne olduğunu bilmeyen var. Bizim markamız ama hiç görmemiş adam çotanak nedir? Ama sizin söylediğiniz çok mantıklı. Yani ilginç çok bir şey oluyor. Burada da aynı şey yapılan çalışmalar var aslında. Belediyenin gene yaptığı o bu yerel noktada dokumacılık veya o sergiler falan açılıyor. O dediğim halk eğitim merkezlerinin onları da pazarlıyorlar. O kadınlar da ürünlerini sergiliyorlar. Ama sizin söylediğiniz daha göründür. Evet. Yani bu sizin biraz önce bahsedilen şeyler belki tezgahta yapılıyordu, atölyede yapılıyordu falan ama bunlar birazcık daha böyle halkın çok işlek olduğu işte turist geldiği zaman dışarıdan nereye uğruyor? İşte sahil boyuna falan uğruyor. Belki oralarda sergilenmek gerek. Yani bu ilginç. Benim öyle kendi çapımda aklıma gelen, haddimi aşmayarak böyle aklıma gelen bir uygulama. Başka bundan başka işte dokumacılık, el örgüleri bunlar zaten orada yerinde görmüşsünüzdür hocam. Bunlar kilim dokumacılığı özellikle. Kilim, atalar kültü dedik ya mesela şu anda bizim evde dedemin annesinin kilimi var. Onu saklarız biz. Dedemin annesinin yani dört kuşak öncesinden artık yılına kabalama bir en az bir asırlık bir kilim yani. Bir asırlık bir kilim. Bunlar önemli yani hani Türk kültürü bakımından baktığımız zaman da önemli. Sonra sepet mesela bizim olmazsa olmazımız gene bizde gıdık denir, hey denir büyük sepet için. O genellikle yük taşımak için, fındık taşımak için, başka hayvan gübresi taşımak için kullanılır bunlar. Şimdi bu sepet anlayışı son dönemde önceden sepete toplanırdı fındıklar. Böyle sepette kırardık ama şimdi bu... Öyle takılan bir şey mi hocam sepet? Tabii burada ipi var hocam. Yani onun bir tane böyle kanca gibi şöyle şey yapıyor gene ağaçtan. İpini döndürüyorsunuz arkadan. Ondan sonra tutup buradaki halkaya takıyorsunuz. Sepet burada duruyor daha düşmüyor. Fındığı sepete topluyorsunuz. Arazi yamalı olduğu için hocam kova ya da benzeri şeye koyamadıkları için insanlar genelde belde toplarlar. Belden bir rahatsızlığı şarta olmuyorsa şey adam yani hasta değilse belden bir rahatsızlığı sıkıntısı yoksa belde toplar fındığı. Hı. Ama şimdi onu şu anki düzen o hızlı düzen ne yaptı bunu? Bunu daha basit mesela çadırdan çuvaldan hemen terzide dikip seri üretime geçip önceden bir sepeti adam belki kaç günde yapacaktı, 10 günde yapacaktı ama adam bir günde belki 100 tane çuvaldan dikiveriyor ve daha ağır değil, daha basit. Bunlar öncesinde işte. Burada sepet imalatı falan var mıymış? Sepet imalatında şöyle karşımıza çıkan hocam isim olarak baktığımız zaman Gülyalı'da yaşayan Haki Atasever, Altınordu'da Hasan Genç ve Ahmet Yıldız dediler bunu devam ettiren. Şunu günümüzde artık biraz daha şeye döndü. Gene turizme dayalı biraz daha onun üzerine yoğunlaşmış. Burada 2016 yılında ilginç mesela İkizce'den İspanya'nın Madrid kentine İkizce Ziraat Odası aracılığıyla sepet gönderilmiş. 2016 yılında Madrid'deki bir festivale buradan sepet gönderilmiş. Bizim kitapta aklıma geldi hocam şey var. Ali Baş Hoca'nın Ordu'da fındık hasadına bağlı olarak gelişen el sanatları diye burada işte şeyleri anlatmış. Şelek mesela. Şelek mesela evet. Şelek biraz daha büyük. Çöte. Çöte varmış mesela burada.
İşte tırmık, kürek, çalı, süpürge. Bu örme görselleri şeyleri falan biraz da daha farklı. O hey dediğimiz biraz böyle sivri gider şöyle alta doğru. Böyle sivri gider. Normal bildiğimiz fındık sepeti daha dört köşedir, yuvarlaktır yani dibi. Onların örüş teknikleri farklı. Hey yukarıdan aşağı örülür, sepet alttan yukarı örülür. Gıdık dediğimiz biraz daha bugünkü sele manası. Biraz böyle uzun biraz daha. Onların gene farklı şeye zamanı da etkin kullanmak için mesela manda boynuzundan tarak meselesi. Bu da çok yaygındı eskiden. Bunun sağlık açısından da çok babaannem mesela onu kullanırdı benim. Benim babaannem peştemal de takardı. Ölene kadar peştemal taktı. Bu çizgili kırmızı, Trabzon peştemali değil de burada daha çok etkin kullanılan. Ölene kadar taktı mesela, onu hiç çıkarmadı. Bu peştemal, bu manda boynuzundan yapılmış tarak. Başka sanat olarak ahşap işçiliği. Zaten ahşap olmazsa olmazımız bizim. Evet. Bu ahşap ayrı derin bir konu zaten. Camiler var mesela, çivisiz, camiler var. Birçok yerde var. Perşembe'de de var, Gölköy'de de var. Burada merkezde de yapıldı. Yüze yakın herhalde var. Var. Yani çok var. Çivisiz cami. Gölköy'de bu yaylalardaki evimiz de bizim gene kütük evler. Eski evlerimiz böyle çivi kullanmadan. Geçme mi? Geçme. Birbirine geçme. Kütük evler. İki oda zaten. Kapıdan giriyorsunuz. Bir sağda bir solda. İki şekilde, iki odalı. Böyle çivi kullanmadan şeyler, çatılarımız hartama deriz. Hartama nasıl anlatsın bunu? Ağaçtan gene ladin ağacından yarmaça yapıyorlar. Onun şu şekilde böyle bir özel bir bıçağı var. Ayrı bıçak. Damarına göre bazı ağaçlar çok güzel damarlıdır. Ondan bir yarmaça şu boyda kesip ondan ince 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 koparıp kurutuyorlar. Çinko yerine eskiden hartamalarla örterlermiş evlerin üstüne. Ama şimdi tabii onlar artık olanlar da viran oldu. Yani çok nadiren görüyoruz onları. Taş i̇şte, ustalığı da gelişmiş değil mi hocam? Taş ustalığı da gene çok özellikle taş ustalığında Şemsettin Çatık Korgan'da, Çayırkent'te bizim karşılaştığımız Şemsettin Çatık'ın heykel yapmış taştan. Taş ustalığı da gene yukarılara çıktığımız zaman özellikle yayla taraflarına çıktığımız zaman bu daha önceki hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bu Ermeni Rumlardan kalıntı o kemer köprüler bizim merkezde de burada da var. Yukarılara çıktığımız zaman taş ustalığında onlardan kalma bir ustalık söz konusu. Köşe taşı, taşı uydurma evlerde veyahut da gene küçük eşyalarda karşımıza çıkıyor. Oyuncak. İnsanlar özel mülklerini çevirmek için de taş ustalığı kullanıyorlar ya da bahçelerinde. Bizim orada öyledir genelde. Aynen öyle. Ben bu yıl bir yaylalardan bir yolculuk yapma fırsatı buldum. Giresun ama yakın aslında. Ordu Giresun birbirine çok yakın. Giresun'da Çıkrık Kapı diye bir yayladan geçtim. 1610. 1610'da 60 santimetre genişliğinde, yüksekliği takriben şu kadar, işte 1,5 metre yüksekliğinde 6 kilometrelik taş duvar. Obayı çevirmiş adam. 1610'da. Orada da tek bir geçiş kapısı var. Onun adı da Çıkrık Kapı. O yüzden de yaylanın adı Çıkrık Kapı. Mesela bunun gibi yaylalarda da yukarı kesimlerde de taştan yapılıyordu eskiden. Çünkü daha uzun süre devam ediyor. O kalıntılar da mevcut hala yaylalarda. Ermeni Rumlardan kalıntılar da mevcut. Taş ustalığında başka Tuncay Kiraz var mesela. Tuncay Kiraz ödüllendiriyor çatığı. Korgan Belediye Başkanı. Burada da tabii ki bunlar bizim rastlayabildiklerimiz daha. Evet. Yani bunlar rastlayabildiklerimiz daha da yok mudur? Vardır tabii, çok vardır. Genel olarak bizim oralarda da vardır. Taştan anlayan ustalığı, taş ustalığı başka bir şey çünkü. Yaptığınız iş, bizim de bir arılığımız var. Arı, kaya deriz biz. Kayaların böğrüne böyle, yüksek kayaların böğrüne oraya sur çektirmiş gibi bir şey oldu mesela. Babamın vardır, şu anda boş ama. Böyle gene geniş, 80 santimetre genişliğinde, 2 metre boyunda taş duvar. Tam kayanın böğründe. Bunu işte usta olmayan birisine yaptırmak çok zor. Hocam şimdi konuyu buradan alıp başka bir yere taşıyalım mı? Taşıyalım. Yemek ya. Kültürü. Yemek kültürü hocam geçenlerde de gene bir televizyon programında denk geldim ben. Yemek deyince bizim buralarda et bulamazsınız. Bizde et bayramdan bayrama.
ancak kullanmıyor. Eti de meşhur ama hocam öyle demeyin. Yani. Yaylılarda falan. Peşemeyle yarasında falan çok ama güzel yapıyor. O biraz daha işin lüks boyutu hocam. Yani. Ama normal şartlarda biz şimdi hani o kültüre doğru gidiyoruz. Konuşunca mı diyorsunuz? Biraz daha oraya gittim. Otlar biraz yaygın. Otlar yaygın. Değil yaygın değil yani. Sakarca. Ben de öğrendim hocam. Yani Sakarca. Yok. İşte Melican miydi? Meloncan. 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 Höngül. Hoşkıran mesela bunlar hepsi ottur. Pancarcı, ısırgan, ısırgan da çok meşhur. İlk defa geçen hafta içtim çorbasını, gayet de güzelmiş. Gayet de ısırganı kuruturlar bir de mesela böyle kurutma işi de çok vardır bizde. Biz lahanaya, kara lahanaya kurutup bizim ne burada... yapıyorlar hocam onu merak ediyorum. Onu kışın yiyorlar. Çorbasını şimdi, mı yapıyorlar? Tabii çorbasını yapıp kışa hazırlık bunlar. İşte bizde turşu, fasulye turşusu, lahana turşusu. Bu kara lahana da olabilir. Normal top lahana dediğimiz de olabilir. Biz lahana demiyoruz tabii. Biz pancar diyoruz. Pancar. Trabzonlularla biz böyle resleşiriz mesela bazen. Pancar mı lahana? O lahana der, biz pancar der. O lahana, biz pancar. Bizde pancardır. Normalde şeker pancarında pancar denir ama. Sonra yeni bir şey var mesela. Son dönem galdirik duydunuz mu? Hiç bilmiyorum. Galdirik. Evet, galdirik, evet. Yani galdirik. Baldıra mı vardı bir de onunla? Galdirik, baldıra. Baldıra var. Biz kabalak denir. Kabalak var. Cacık denir gene, yöreye göre değişiyor bu şekilde. Bunlar normal bildiğiniz yolun kenarındaki bir yabani şeydir hocam, bu ottur. Ama onun genç olduğu, böyle daha yeni filizlendiği zamanlarda, tazeyken böyle kırılacak yani. Kırdığınız zaman kırılacak. Onlardan turşu yapılır. Daha sonra kışın bunlar özellikle son dönemin ekonomik şu anki yükselişe baktığım zaman da iyi ki böyle şeyler var, yoksa kışı çıkarmak biraz zor olur. Öbür türlü böyle köy, bir tarafı köy olan adam daha rahat kışı evet, çıkarır. Evet. Öbür türlü sürekli marketten alışveriş yapmak lazım ki o da günden güne şu an özellikle şu son dönemde çok güzel şeyler. Ama lahana, lahananın sarması, lahana pancar çorbası seviyor musunuz, yiyor musunuz? Ben seviyorum hocam. Evet. Mısır ekmeğiyle beraber. Mısır ekmeği de olmazsa olmazlarımızdan bizim. Eskiden tabii çok ekilirmiş mısır. Şimdi şurayı karıştırırken biraz önce o mısır ekmeğiyle yapılan bir şeyden bahsetmişsiniz. Bulabilecek miyim bilmiyorum. Övmeç mi? Övmeçtir. Evet. Övmeçtir. Özellikle çocuklara bu mama yerine mısır övmeci. Yağlaş deriz, yağlaş. Şeye benzettim. Biz de omaç deriz mesela. Tereyağın içerisine yufkayı atıp onu karıştırırsın. Aynısı. Sonra geri yufkaya koyup yersin. Bizde yani. Yufka, lavaş kültürü bizde olmadığı için. Olmadığı için bunu ama isimler de çok benzer geldi. Hocam. Aynısı zaten hocam. Aynısı. Yapılış tarzı aynısı. Ömeç. Biz omaç diyoruz çok, ama hani yani evet. Şey nedir bilmiyorum. Yağlaş duydunuz mu? Yağlaş. Annem diyordu sanırım da. Ben de yağlama yaparlar yani, bizde. Yağlaç diye değil de böyle küçük şekilde yaparlar. Üzeri yağlandır falan. Tereyağıyla beraber işte mısır unuyla yapılan bir şey. Bu şey var ya çok meşhur kahvaltılık. Kıymağa benziyor galiba değil mi? Kıymağa benziyor biraz ama içinde peynir yok. Yağlaşta. O da çok meşhurdur. Yağlı ekmek mesela. Vazgeçilmezlerimizden bir tanesidir bizim yağlı ekmek. Evet. Hocam canımızı çektirdi. Kuzineden çıkacak sıcak sıcak. Ortasını deşeceksiniz. Tereyağını koyacaksınız. Ondan sonra orada banacaksınız. Tamam. Tereyağı çok kullanılıyor ama değil mi? Tabii tereyağı kullanılıyor hocam. Özellikle hayvanı olanlarda. Olmayanlar da satın alıyor ama hayvan yani o yöresel kültüre tereyağı her şeyde yani. Kullanılıyor. Yani kullanılıyor her şeyde. Pide de falan ben ilk geldiğim dönemde çok yağlı gelmişti mesela pide bizde. Biraz daha tabii pide de yani. Ordu pidesi de meşhur. Evet. O da meşhur. Orada da çok kullanılıyor. Tereyağı kullanılıyor evet. Şimdi biraz vaktimiz de daraldı hocam. Evet hocam. Yani soruyu atlayıp oradaki şu fındık hikayeleri. Yani o biraz daha ilginç olabilir diye düşünüyorum. Fındık hikayeler, siz fındık bir zamanı şey yazmışsınız hocam, buraya 2-2,5 sayfalık. Evet. Ağustos ayı ordunun eskilerin tabiriyle azgınlık ayıdır hocam. Yani Ağustos ayında derler ki mezarlardan ölüler kalkar. Yani öyle bir fındık toplamayı tabii, diyorsunuz. Öyle fındık zamanında herkes stresli olur. Ağustos ayında kimse burada kimse ölmesin, kimse, hastalanmasın. Tabii, kimse yani. Hem öyle hem de kimse kimseye sataşmaz, öyle. Bulaşmaz. Çünkü herkes gergindir. Fındık ayı biraz fındık zahmetli bir iştir biliyorsunuz. Zahmetli bir iş olduğu için insanlar gergindir. Bu işte havanın da durumu mesela bu yıl çok sıkıntılı geçti. Bugün bu yıl bu sene evet kurutamadılar. Hiç durmadı. Bu yıl toplayamadılar. Topladıktan kurumadı. Sonra kurutamadılar. Daha sonra bunun satma süreci var. Orada bir ürün kurutma ile ilgili falan bir şey yok mu hocam? Yapılmıyor mu? Yani kurutma ile ilgili yağmura falan hani kaldığı zaman işte güneş beklemekten ziyade ya bunlarla... onu şimdi fabrikalar var. Kurutma fabrikaları ha, var mı? Var. Yani varmış. Tesisler var.
Götürüyorsunuz. Sabahtan alıyorsunuz. Öyle tesisler var ama tabii ki bu da meşakkatli bir iş hocam. Yani, ekstra maliyet. Hem ekstra maliyet hem de istediğiniz anda istediğiniz arabayı bulamazsınız. Nakliyesi var bu işin sonuçta. Bir nakledeceksiniz oraya. Bunlar öyle kolay olabilen bir şeyler değil. Bu fındıkta en güzel tarafı şudur fındık. Satmasın. İşte azgınlık ayı o da var tabii. Hani biz hikaye kısmındayız ya şimdi. Onu programdan sonra konuşacağız. Fındıkta fındık toplarken özellikle gençler, genç kızlar, delikanlılar bunların bu türkü yakmazlarsa başlarındaki dayıbaşı veya da işveren böyle çok ters bir adamsa o gün akşam olmaz hocam. Dayıbaşı mı deriliyor oradaki? Biz evet. Burada dayıbaşı diyoruz. Çavuş diyenler de var. Bizde dayıbaşıdır. Yani o işçileri yöneten kişi. Dayıbaşıyla ilgili hiç baktınız mı nereden geliyor falan diye? Dayı şöyledir muhtemelen. Girebi bilirsiniz girebi. Bizim bir girebimiz Nacak girebi. Onu Mustafa Eren hocam daha iyi açıklayacaktır. Bizde böyle ucu hafif çakmak için gagaktırız böyle. Burunlu bir kesici alet var. Onun adı girebi. Meşhurdur ordu yöresinde. Girebi. Dayıbaşı denilen adam girebiyi beline koyar gezer hocam. Dolayısıyla bu adam dayıdır. Dayıdır yani. Dayı gibi adam. Başka bir iş bir yapmaz. Bir tane bu. De çarşamba yumurta topuk sivri burun ayakkabı olsa. Muhtar topuk bahçede sökmez hocam. Bahçede biraz çift alır tam dayı işte. Yemeği de çift alacağına göre. Bahçede biraz zor muhtar topuk da. Yani o yöneten kişi olduğu için evet, burada fındık hikayeleri burada doğuyor. Mesela babam da çok türkü söyler. Biz fındık toplarken işçi rahat etsin. Yani daha morali motivasyonu yüksek olsun diye. Onlara da böyle işveren olarak mesela biz de işçi çalıştırıyoruz. Amele deniyor ama ben amele şeyini biraz daha böyle amiyane buluyorum diye. İşçi demek daha doğru geliyor bana. Önceki sistemlerde önceden İmece sistemi varmış. İmece sisteminde herkes birbirine yardım edip bu da aslında o somut olmayan kültürel miras kaybolan kültürlerden kaybettiğimiz evet. Diyelim daha doğrusu. Önceden belki konunun dışına çıkıyoruz ama onu ifade edeyim. Diyelim ki birisinin evi yandı. Çağırmama gerek yok. Keserinizi alıp geliyorsunuz hocam. Herkes aynı anda hurra oraya gidiyor. Veya evet. Da bu toplum iş olmasına evet. Tabii. Hocam şu fındık hikayelerinden birkaç tane size aşıklık geleneği var. İşte biraz önce konuştuk hani. Ondan çünkü bir dakikamız var. Yani, öyle mi? Evet. Fındık hikayelerinden şuradan birkaç tane. Hatırladığınız şu dağlarda ordu var. Ordu gitmiş yurdu var. Evet evet. Oradan birkaç tane bir şey okuyayım da hocam. Yanlış olmasın diye buradan baksam daha doğru olacak. Şimdi şeyi kaçırmayalım. Hı hı. Genç kızlar ve genç erkekler bunlar birbirlerine tabii orada tanışma meselesi de son dönemde işte düğünü konuşurken de söyledik ya. Burada görecekler. Ya bahçede görecekler ya düğünde ya bayramda bir yerde görecekler. Mesela maniler Türk. Mani de çok meşhur. Bir şey daha söyleyeyim. Hemen ondan sonra buradan örnek okuyayım ve ondan sonra bitirelim. Bir öğrencim mani konusunu anlatıyoruz ya derste. Mani biliyor musunuz derken çok ilginç bir şey söyledi. Hocam dedi ben babaannemden, dedemden biliyorum. Kavga ederlerken birbirine şimdi yaşlılar kavga ediyor, karı koça kavga ediyor ya. Biri birine bir mani söylüyormuş. O da onun karşılığında ona bir mani. Yani öyle bir şuradaki inceliğe bakar mısınız? Şu inceliğe bakar mısınız hocam? Yani böyle birbirlerine kötü söz söylemek diye bir şey yok. Maniyle kavga ediyorlar yani. O yüzden mani çok önemli. Mesela demiş ki şu dağlarda ordu var, ordu gitmiş, yurdu var. Gözlerinden anladım. Sende gönül derdi var. Kız bu şekilde söyleyince karşı tarafta delikanlı, denizin altı derin, muhabbet kuşu serin. Başkalarını bilmem, benim sevdam çok derin. Genç kız coşmuş, Giresun ordu pazar, içinde bir kız gezer. Elinde divit kalem, dertlere derman yazar. Arkadan başka üçüncü bir ses körüklemek için, daha da körüklensin diye deniz ve kudurursun, her gün yalpa vurursun, gurbet elde yârim var, beni ne korkutursun güzel diye bu şekilde böyle karşılıklı maniler. Biz de yaparız bunu. Benimle yarışırlar. Özellikle ben şimdi edebiyat memuru, edebiyat öğretmeni olduğum için çocuklar benim böyle olduğumu bilirler. Beni zorlarlar bahçede, öyle diyelim. Böyle karşılıklı mani yakmıştığımız bizim de hasbelkader var. Onları başka bir programda konuşalım hocam. İnşallah. Yani sizin aşıklık geleneğinizi, bu mani söyleme. Yani geleneğinizi. Bir... Dilimiz döndüğü kadar diyelim hocam. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin anlattıklarınız zaten tarihi ve kültürel boyutlarıyla ordu
Kitabın ikinci cildinde hocam. Ben hemen onu da söyleyeyim, kapatacağız. Evet. Burada siz bugün çok şey konuşamadık ama burada işte sözlü anlatımından başlamışsınız. İşte kelimeler, ıslık dili. Tabii ıslık dili ayrı bir mecra hocam. Fındık hikayeleri, kelime, evet. Hekimoğlu efsanesi ve türküsü üzerinde duruyorsunuz. İşte buradaki şenlikler, Mayıs 7'si, işte bölgedeki Alevi kültürü. Evet. Onlar üzerinde işte görsel sanatlar. Perşembe helvası mesela, o yine tescillenmiş. Halk oyunları, horonlar, karşılama, el sanatlarını anlatıyorsunuz. Biraz önce onun üzerinde birazcık konuştuk ama işte fındıkla ilgili ahşap oymacılığı. Belki yani, başta söylememiz gerekiyordu ama hocam siz bakarken ben ifade edeyim. Somut olmayan kültürel mirasın amaçları nelerdir? Belki başta söylememiz lazımdı ama yani, onu da söyleyip bitirelim. Kısaca, evet. Bitirelim. Amaç bir kere kültürel mirası, bu somut olmayan kültürel miras ürünlerini kuruma, koruma. Sonra bunları taşıyan toplumların, grupların, üyelerin, bireylerin bunların bu kültürel miras öğelerine saygı gösterme. Daha sonra ulusal, yerel ve uluslararası anlamda bununla ilgili çalışmalar yapma ve yardımlaşmayı artırma. Tamam, Barak Hüseyin'e Bey bakıyor ve kapatalım hemen. Evet. Kendi son olarak bir şey söylüyor musun? Hocam, Gökhan Hocam'a keyifli sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zamanımız kısaldı zaten. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Hepinize saygılar sunuyorum. Özel Ordu Umut Hastanesi, Karadeniz'de zaman ve mekanı sundu.